Başladık mı? Bence Değil mi? başladık. Başka birileri var mı ses verecek? Var. Bence var. Selam. Selamlar. Bugün ne çekeceğimize karar verdik mi? Yani bir şey yani Captain Marvel Tane çekiyoruz ama ne adı altında yani çekiyoruz biz de evet. bilmiyoruz. Devam ettikçe kendini bulur gibi geliyor bana. Bence Güzel. siz karar Evet, verebilirsiniz diye. dinleyiciler karar versinler. Böyle bir tembellik. Ondan Şey sonra koyuyorlarmış değil mi yorumlarda adını? bak Black Mirror'dan özenmişler falan Tabii. diye. Öyle bir şey mi vardı Black Mirror'da? Yani yeni bir serisi çıkmıştı da Ha, nasıl Bandersnatch. Ha. gidişatını Öyle karar bir veriyordum podcast falan. çıkartabiliriz aslında ya. muhabbet farklı. Zaten bizim Ha. podcastlerin tek bir konusu olmadığı için muhabbetin nereye gideceğini dinleyici Bir seçsin. Ay şey diyeyim, podcast'in hani şeyine göre, gidişatına göre Captain Marvel'ı çok seviyoruz ya da hiç beğenmiyoruz. Yok yok daha farklı bir şey de olabilir işte. Captain Marvel'a giderken yanda şey yazıyor. BVS'ye gir veya Gas Shadow'a gir Ama bir şey şeklinde. söyleyeyim mi? Hayatta yapmayız. Ve nedenini söyleyeyim mi? Çünkü Neden? çok iş gerektiriyor yani. Ona üşeniriz hepimiz. Yok. BVS'ye gitme konusunda çok iş gerektirmiyor veya Last Ben Jedi'de zıpladığımız için şey diyorum sürekli. zaten ya biz doğal akışında bir podcast çektiğimiz zaman onun için materyal çıkıyor çıkmış Zaten olacak öyle oldu. zaten ortaya. Aynen. Neyse, biz Editle sen üçümüzün olduğu halledersin. podcast'te siz karar verin adının ne olacağını. Bu arada biz de kendimizi Bugün tanıtalım. kim olayım diye böyle Size soruyorum. başlayalım. Aslında herkes aynıymış değil mi? Bütün geek sıra kadrosu aslında tek bir adamın Farklı farklı şeyiymiş. kişilikleri. Evet, farklı sesler çıkartabiliyor kendisi. O zaman çoğu şey daha mantıklı olabilirdi aslında. Evet, daha tutarlı. Ya. Tamam. Ama değil. O zaman kimler var şimdi bugünkü podcast'te? Efendim, ben Deniz Muhatip. Ben Türkay. Unrated Logician. Captain Marvel konuşacağız. Geçen cuma vizyona girdi film. Ve bayağı büyük bir sükseyle girdi aslında vizyona. Şeyi gördünüz mü? Solo MCU filmleri içerisinde en yüksek açılışı, en yüksek ikinci açılışı yaptı. Black Panther'dan sonra. Ya Vay, normal. Civil War'u saymıyorum. Ya Civil War aslında yani bir Kaptan Amerika filmi ama aslında Avengers filmi. Hani Yani Avengers iki evet. buçuk. Hatta şey ilk defa gözüktüğü bir film için Black Panther'dan saymadığımız zaman çünkü Black Panther da Civil War'da aslında gözükmüştü. İlk defa gözüken bir karakter için en fazla açılışı yaptık. Amerika'da 153 milyon. Globalde de 450 milyonlu bir açılış yaptı. Globaldeki açılışı ilk Avengers filminden falan da fazla. Yani bu yönden Vay. bayağı büyük bir hype'la geldi. Peki önemli olan şey tabii bu hype'ı ne kadar karşıladı? Endgame özelinde de bu hype'ın altında yatan nedenlerden bir tanesi de o tabii. Infinity War'un sonunda tek umut belki de bu karakter üzerinden ortaya çıkmıştı. Siz nasıl buldunuz? Daha detaya girmeden bir ufak şey alalım. Bence genel olarak iyiydi film. Yani ben tam aksine kötü olmasını bekliyordum bu arada. Hani mısırımı alayım da böyle saçma sapan alakasız patlama sahneleri izleyeyim dedim ama en azından kendi içerisinde bir tutarı vardı ve yüzüme yani düşündüm ya beklediğim kadar yüzüme karşı feminizm diye bağırmadı film. Ki bu Hiç iki yoktu sebepten neredeyse dolayı ya. Filmin hiç etrafında yoktu da yani. çıkmadan önce böyle bir controversy Tabii bir de çıkmıştı 8 bayağı. Mart'ta hani Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çıkan bir filmde hani böyle direkt kameraya doğru bakıp evet kadınlar da sizin yaptığınız şeyleri yapabilir falan tarzında bir diyalog bekliyordum. Ama hiç yapmadı ki Marvel ben bu konuda tebrik ediyorum.
Çünkü böyle bir klişe yürüyebilirlerdi ama yürümediler. Ya Wonder Woman bayağı ağır feminist bir film kalıyor bu filmin yanında. Karşılaştırdığın zaman. Evet. Yani ben ama Wonder Woman'da bir feminist bir film değil. Ama bunun yanında evet öyle kalıyor. Ya buna. Bence bu film göze yani sokmadan daha iyi işliyor o konuyu. Ha, evet, evet. Ya ama yani Wonder Woman bunun yanında daha şey kalıyor. Wonder Woman'da işte sekreterlikten bahsediyor karakter. İşte Diana Slavery yorumunu yapıyor ona falan. Direkt hani ya yani yönetmeninin de zaten görüşü belli Wonder Woman'ın. Bunda yani bir kadın kahramanı böyle işte ucuz diyaloglar falan olmadan gayet güzel işlediler ve ben ilk Iron Man tadı aldım mesela filmi izlerken. Ama Wonder Woman'la karşılaştırmak doğru mu bilmiyorum. Biri 1910'larda geçiyor, biri 1990'larda geçiyor. Aynı yani tema üzerinden hani beklenen bir şeydi ya. Sonuçta bu da 8 Mart'ta dediğin gibi işte feminizm bekleniyordu vesaire falan filan. Şimdi Unready'de o konuda katılıyorum. Böyle çok bir, ufak birkaç tane sahne vardı ama rahatsız edici değildi. Şeydeki gibi Wonder Woman'daki gibi. O çok göze sokmaydı orada. Ya Wonder Woman ve da öyle değildi bence ama hani bence şey ya şey. Captain Marvel filmi MCU içerisinde hikayesini devam ettirme çabasındaki bir film. Çok fazla bir çok ayrı bir amaç güdülerek yapılmış bir film değil bence. Bir de şimdi Infinity War'dan sonra dediğin gibi çok büyük bir hype vardı. Ben böyle beğendim filmi ama işte o hype'a erişme konusunda hani film güzeldi. Hani bir felaket olmadı Endgame'den önce. Filme yüklenilen şey de çok güzel. Böyle göğsümde yumuşatarak kullandığını düşünüyorum o topu. Ama Endgame konusunda birkaç tane soru işareti var kafamda. Filmle alakalı. Evet, ondan kesin bahsedelim zaten. Ben de söyleyeyim kısaca filmi nasıl bulduğumu. Ben bu Carol Danvers hikayesine iyi bir başlangıç yaptıklarını, yani yeterli bir başlangıç yaptıklarını düşünüyorum. Bir de mesela film genelde Marvel'ın son filmlerine nazaran biraz daha düşük bir karşılık aldı gibi geldi bana. En azından yani genel atmosfer açısından. Ben bunun şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Farklı bir orijin filmi yapmışlar aslında. Yani çok klişe bir orijin filmi değildi. İlerleyiş açısından. Yani karakteri tanıma açısından bence bu film yani tek başına Carol Danvers şudur diyemiyor. Ama zaten bunu çok fazla amaçlamamışlar gibi. Yani karaktere bir başlangıç yapmışlar. MCU içerisindeki bazı noktaları birleştirmişler. Karakterin temel aldığı şeylere göz attırmışlar ama üstüne koyacakları şeylerin zeminini hazırlamışlar. Ben bu yönden başarılı ve yeterli buldum açıkçası. Ya şey Carol Danvers'ın hikayesini direkt tek bir filmde harcamak istememiş olabilirler. Harcamamak istemek? Şimdi başlangıcı yapalım. Hani hem zaten Endgame'de millet merak edecek nasıl bir karakter olduğunu, ne olduğunu ki zaten eğer beğenilirse de hani daha film çıkartırız diye düşünüp böyle ilerlemiş olabilirler ki zaten 7 ve veya 12 filmlik bir anlaşması var Marvel. Yani izleyicinin de karakterle beraber işte kendini keşfettiği veya geçmişini keşfettiği tazda filmler yapıldı daha öncesinde pek çok kez. Yani Memento şey açısından mesela diyorum ya, süper kahraman kahraman janrası açısından, yoksa Bourne filmleri falan da benzer filmler. Yok, farklı bir şeyden bahsedecektim. Ha, tamam. Ama mesela her film beceremez ya bunu. Ya bazı yüzüne gözüne bulaştırır veya samimi olmaz olması gerektiği gibi. Yapmacık olur, çok göze sokma olur vesaire. Onu doğal bir şekilde idare ettiğini düşünüyorum filmin. Yani bir nasıl derler, olmamış diyebileceğim bir tarafı yoktu o konuda. Güzel bir işte iki saat geçir, bazı soruları cevapladı Infinity War'la alakalı. İşte daha öncesinde MCU'da dönen muhabbetleri de gördük.
Ama beklediğimiz gibi değillerdi. Evet. Yani Fury'nin göz meselesi gibi mesela. Ya evet ya, bunda. yani gerçekten filmden hoşnut olmadığım tek şey o olay olabilir. Spoiler'a giriyor muyuz bu arada? Spoiler kesin gireceğiz zaten Yani. ya. Ay, şimdi direkt yani. Şimdi mi gireyim yoksa biraz daha bekleyelim mi? Ben bu zaten yayınladığımız zaman filmin çıkması üzerinden bir hafta geçmiş olacak. Bence spoilerlı, yani spoilerdan feragat ederek konuşmaya çok gerek yok gibi. Yani aynı fikirdeyim. O zaman ben başlıyorum direkt yani, O onu zaman diyorum. şeyden başlayacaksın zaten. Gir abi direkt Bodoslama. Kedi. Ya ben Fury'nin gözünden başlamak istiyorum aynen. Çünkü o kadar saçma bir muhabbetti ki o olay. Allah, yani ben gerçekten sinemada ilk defa Allah sizi kahretsin Marvel dedim kendi kendime. Yani, bunu demem, çok sabırlı bir insanımdır ama bu gerçekten tamamen saçma salak bir olaydı. Yani ve aynı zamanda şeyi o kadar anlamsız kıldı ki Winter Soldier'daki bütün repliklerini Nick Fury'nin o göz üzerine, işte hani birine güvendiğimde, en son birine güvendiğimde bir göz kaybettim muhabbetini. Çünkü bu cümle artı Skrull'lar diye düşününce hani kafandan şeye geçiyor. Tamam, bu herif yanlışlıkla birine güvenecek. Bir Skrull'ı insan zannedecek ve sonrasında bam işte gözünü kaybedecek diye şey bekliyorsun. Abi kedi çıktı. Kedi değil ama lütfen. Flurkin. Kedi, evet, kedi Flurkin. değil. Flerken miydi? Flermen miydi? Flurkin. Talos'un şeyiyle bir de söyleyelim. Flurkin. Flurkin. Ben Mendelsohn çok iyi Ben olmamış mı ama? Mendelsohn filmin en iyi Çok yanı iyi zaten yani. bence ya. Filmdeki oyunculuk da benim beklediğimden Ben iyiydi ya. şey Marvel'ın standartları için yardımcı kadroyu çok beğendim ya. Yani Nick Fury bence bayağı iyiydi. Talos iyiydi. Ya Samuel Jackson'da Brie Larson'ın kimyası bayağı bir Onlar tutmuş. zaten şey ya. Brie Larson üst üste yaptıkları üçüncü ve beraber yaptıkları üst üste üçüncü film falan olmuş bu. Brie Larson'da zaten 3 tane film yok mu? Yok canım var daha filmleri. Mesela şey Room var. Hani Room'da Samuel Jackson Yok, olmadığını Kong biliyorum. Skull Island çıkmıştı ya geçen sene. 2 sene önce mi? Onda işte beraber oynamışlardı. Bir tane daha film var. Orada Brie Aynen, Larson mı aha. güzel filmdi o Orada da. Brie Larson var, düşün. Ya bir de Ben Mendelsohn Fotoğrafçı kadındı. aksanlı böyle abartarak kullanması çok iyi değil miydi? Şey kuralına da uymuş oluyor bu arada film. Lord of the Rings'ten beri. İnsan ırkından farklı bir ırk olduğu zaman ya İngiliz ya İskoç ya İrlanda aksanlı kullanılması Evet. konusundaki şeye. Orklar falan da öyle konuşur ya işte, ne Jude bileyim, troller. Law da British Lord of the zaten. Rings'te. Aynen. Ben Mendelsohn bayağı abartmış aksan olayını zaten. Hani röportajlarındaki gibi. Normalde filmlerde o kadar kullanmaz Şey aksan yanı da Ben Mendelsohn. güzeldi. Rogue One'da falan da Şey yoktu. yanı da güzeldi. Bu taklit ettiği kişiyi oynarken de bayağı iyi Amerikan aksanlı konuşuyor aslında. Aynen ya, yani çoğu filminde o şekilde oynuyor zaten Ben Mendelsohn da. Normal scroll halinde bırakmış abi kendini. Şey de çok yakışıyor ya. O mizah tonuna da çok yakışıyor Yönetmen aslında. tercihi de olabilir. Ya biraz doğaçlama var gibi geldi bana ya o rolde. Yani direkt script Herif bir üzerinden değil şeyler de Ben katmış, o Mendelsohn çok biraz belli. Yani takılmış yani o rolde. Orası belli. şeyden bahsedelim. Film scroll'lar üzerinden yaptı. Twist üzerine kurulu biraz da. Yani filmden önce hatta en fazla çıkan teoriler bu konu üzerindeydi. İşte scroll'lar, hatta Secret Invasion'ın altyapısını mı yapacak bu film falan diye. Bu Nick Fury göz konusu olduğu gibi bunda da aslında beklenenden farklı bir yola girdiler ve o Nick Fury'nin göz olayının aksine ben bu yola girmelerinden bayağı hoşnut kaldım. Ya Kevin Feige onunla ilgili geçen gün bir açıklama yapmış işte. Hani Skrull'larda insanlar gibi iyi olanı da var, Aha. kötü olanı da Ben var diye. bence o çok daha iyi bir yaklaşım ya. Ki şey de hani önce iyi gösterip sonra kötü göstermek daha mantıklı. Çünkü tam tersini yapsaydım ama önce kötü gösterip sonra iyi gösterseydim. Yani seyirci de çok yemezdi çünkü kötü adamın iyiye dönüşü çok hem kullanılmış bir şey hem de aynı zamanda hiç inandırıcı Bir olmayan bir de şey. MCU'da zaten Kree'ler
daha bir kötü adam sınıfındalar ya. Onun da bir Evet. istikrara dönüşmesine neden oluyor bu. Mesela oradan da Marvel'in daha doğrusu istisna olduğunu görüyoruz biraz. Yani tabii onlar çünkü yani Kree'lere bakarsan işte galaksinin en üstün varlıkları gibi böyle Marvel evlerinin elfleri gibi falan geziyorlar. Abiler de. Kibirli bir medeniyet. Öyleler. O Gerçekten. yönden Yani çizgi romanda da öyledir. şeyini beğendim ben. Hani bu ırkları ele alış şekillerini beğendim. Ve şey gibi geldi bana. Sonuçta günümüze gelene kadar yaklaşık bir 18-19 senelik bir süreç var. Ve devam filmi bu süreç aralığında geçecek gibi geliyor bana. Captain Marvel'ın kendi devam filmi. Hatta demin karşılaştırdık biraz ama Wonder Woman'ın da kendi filmi ilk filmiyle günümüz arasında geçecekti ya. Buradan da yine bir paralellik çıkacak gibi geliyor bana. Eğer yapacaklarsa o filmi tabii. O da var şimdi ne olacağı Çok belli değil DC'de. zannetmiyorum ya Yok bunu ya, Wonder yapacaklarını. Woman filminin çekimleri falan bile bitti. Yani DC elimizdekileri bir vizyona sokalım da yapıyor. Ya şey çok o topa gireceklerini zannetmiyorum. Çünkü o zaman gittikçe hani 2000'lere doğru yaklaştıkça şu soru gelmeye başlayacak. E iyi de o zaman niye Avengers döneminde Ama şey yapıyor? dünyada geçmeyecek işte. O zaman zaten hiçbir an, yani şey gerek yok ki zaman verme. Yani spesifik bir yıl Spesifik verme. bir yıl vermeye gerek yok işte ya. Şey Endgame'de yaşanan Ha. olaylara kadar olan Ha, uzay evet maceralarını aha evet. anlatacak. Hatta Düştü mü bu kafanızda? şeyi gördünüz mü? Endgame için bu Disney'in hissedarlarıyla ilgili bir toplantı mı ne var? Orada bir sahne göstermişler. O Yok hayır. sahnenin Hayır. içeriğinde şeyden bahsediyor. Carol Danvers'ın neden daha yani nerede olduğundan Brie Larson mı diyordu, birisi mi diyordu? Yani o bu toplantı üzerindeki şey hakkında konuşuluyor daha sonra. Ve şey diyor. Galaksideki her gezegenin Avengers gibi veya Kree'ler gibi bir koruyucu takımı yok. Bir koruyucu gücü yok. Ve Carol Danvers da bu süre boyunca galaksideki bu yerlere yardımda bulunuyordu aslında diyor. Bana bak Ya oldukça peki makul Fury geldi o yönde. millet şey çok soruyor Fury neden daha önce çağırmadı diye de çok onluk bir olay yoktu bence daha öncesinde. Hepsi kendi O halledebilecekleri olay. yönden O bana çok mantıklı bir headcanon de diyorlar ya buna yani. Daha ispat edilmemiş ama mantıklı bir teori var. Fury'nin her zaman yanında taşıdığını bilmiyoruz ki bizim o beeper dediğimiz şeyi. öyle bir şey de var yani tabii. Biz ilk defa onu yanında taşırken şeyde görüyoruz. Avengers'ın en post kredisi sahnesinde görüyoruz. Bana şey gibi geliyor. Fury ilk filmde özellikle takıma çok güveniyor ve uzaylı istilası başladığı zaman da üzerinde o beeper'ın olmama ihtimali var. Ve takıma da güvendiği için takım üzerinden devam ediyor. Ya bence sadece takıma güvendiysin. Çünkü sonuçta çok da uzağına koymuş olamaz öyle bir şey de. Aha. E zaten ve ilk film dışında da çok çağırmalık bir olay yoktu ki. Bence Ya de. Ultron'da niye çağırsaydı ki? Ya Ultron'da çağırması için bir sebep yoktu. Ya Ultron'u o kendisi bile halledebilecek durumdaydı. çağırdığı sahnede de yani şunu düşündük ya izlerken. Ha tamam şimdi işte Captain Marvel gelecek yani Nick Fury de onu kurtarsa Captain Marvel kurtarır gibisinden bir şey yaptı diye bayağı hani adam işte ilk Avenger diye onu tanımış ve hani son olarak hani artık gel gibisinden bir şey yapıyor adam hani çok böyle bir ne bileyim işte bu gelir anca Thanos'u bu yener gibisinden bir hava da yok açıkçası. Ve ben tek başına yükleneceğini de zannetmiyorum Captain Marvel'ın çok fazla. Çünkü güçlerini kazanma sahnesini de gördük filmde. Ve o büyük bir soru işareti benim için Ben şu an. şey olduğunu pek Endgame'le düşünmüyorum ya. alakalı. Çünkü Infinity War'da aslında Thor
kaybetmesinin nedeni güçsüz olması değildi ki Thor'un kaybetmesinin nedeni. Biraz plansız. Ve kendi kibriydi aslında. Baltasını o Stormbreaker'ı göğsüne sapladıktan sonra eğer orada hava atma değil de yani orada işini daha çabuk bitirmeye çalışsaydı Thanos zaten başarısız olmuş olacaktı. Yani Avengers'ın eksik olan şeyi kas gücü değil bana kalırsa çok fazla. Ya orada biraz da kesse bile zaten olay bitiyordu da. Seyirciye de hani bir ters köşe. Ve pardon. Marvel filmlerinde şey olur ya hani hep işte yani orada gördüğüm gibi biter. Hani iyi adam son hamlesini yapar, kötü adamın nutuk çekti vesaire falan filan derken parmağını bir şıklattı, her şey değişti orada. Ya ben yani, o yüzden şey olacağını hiç zannetmiyorum yani. Endgame'de Captain Marvel'ın gücünün sonucu çözecek olan şey olduğunu düşünmüyorum. Ya zaten ya Captain Marvel Thanos'a karşı ne yapabilir ki? Gelip elini mi kıracak? Kalbini mi sökecek gelip yani? Yani Captain Marvel'a bütün gücünü veren şeyin orijinali adamın bilekliğinde zaten. Eldiveninde yani Tesseract. Ona da ne olduğunu bilmiyoruz ki artık yani. Bozulmuş ya şey olur. Bilekliği kullanabiliyordu en son baktığınız zaman. Kendini ışınladı sonuçta. O hala çalışıyor. Yani bütün stone'lar var adamın elinde. İsterseniz şöyle yapalım. Captain Marvel filmini bitirelim. Bence şeyden... Endgame'de ne bekliyoruz? Şeyden biraz bahsedelim ya, filmden biraz daha. Çok üstün körü geçmeyelim. Ya ben şeyi sorayım mesela. Yok hani Captain Marvel'ı bitirdikten sonra bir Endgame'le alakalı bir kısa bir ne bekliyoruz bu filmden sonra bölümü yapalım. Tamam. Ben şeyi sorayım o zaman. Brie Larson'ı nasıl buldunuz? O zaman ben öncesinde bir şey sorayım. Brie Larson'ın öncesindeki açıklamalarla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü filmin gişesini bayağı bir etkileyecek gibi gözüküyordu film vizyona girmeden. Ki o, etkilemedi aslında. Saçma sapan olaylar. Ben, evet, etkilemedi. Ben o konuda şunu düşünüyorum. Ben Fransızım biraz o konuya. Ben şey olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerde, dinleyicilerin de çok fazla. Brie Larson ya, bana... Brie Larson... Olmamış olabilir. Ben yani şöyle söyleyeyim. Brie Larson birkaç tane açıklaması var. Açıklamanın amacıyla sunuş şekli bence çok farklı. Ya erkek düşmanı tarzında açıklamaları şöyle işte Wrinkle in Time'da mesela işte bir erkeğin gelip bana Wrinkle in Time'da neyin kötü gerek yok tarzı açıklamalar yaptığı videolar çıktı. Ya da basın işte basın konuşmalarını erkek ve beyaz basın görevlerini almadığı gibi dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Yok öyle almadığı kadın değil de beyaz erkek düşmanı yaptılar film çıkmadan önce. Ya dedikleri yani konuşmalarından arasından cımbızla lafları alıp aslında tamamına baktığında çok da o anlama gelmeyecek şeyleri o anlamdamış gibi bir nasıl diyeyim pazarlama oldu. Ama çok da fazla biraz etkilemedi oldu, aslında. Evet. Ben o konuda şeyi düşünüyorum. Yani Brie Larson'ın ben çok iyi bir iletişimci olmadığını düşünüyorum. Ve çok konuşurken iyi seçmediğini düşünüyorum dediği şeyleri. Ama baktığım zaman da niyet olarak ben çok yanlış bir şey söylediğini de zannetmiyorum. O yüzden de bu şeyin aslında bu olayların çok da abartılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Zaten sonuç olarak da hiçbir şey etkisi de olmadı. Evet ki zaten insanlar da öyle düşünmüş ki çok fazla ya öyle bir şeyden şimdi o şu anda sen anlatınca haberim oluyor. O tamamen Marvel'ın Public Relations bölümünün veya Disney'in hatası gibi geldi bana. Yani ya kadın evet bir feminist şeyler yapıyor. Söylüyor. Hani söylemiyor diyemeyeceğim ama bunu erkek düşmanlığıyla birleştirmek saçma yani. Hayır. Filmin tanıtımına zarar vereceğini düşünüyorsa o tamamen yani Marvel Studios'un orada halkla ilişkiler bölümünün sorunu gibisinden düşünüyorum ben. Kıza öyle bir açıklama yapmamasını söyleyebilirlerdi veya daha öncesinden planlayabilirlerdi onu. Yani çok alakalı olacağını da düşünmüyorum bir şeyle alakalı ki zaten gayet başarılı şimdi şu anda. Çok fazla üzerinde durmaya ama da gerek yok bence ya açıkçası. Ya bence de gerek yok. Bir de 12 filmlik mi kontratı var demiş.
7 ila 12 arasında olduğu biliniyor. Yani benim bildiğim o. Yeni Marvel'ın bundan sonraki filmlerinin yıldızı, yeni Iron Man gibi bir şey şu anda. Brie Larson eğer Spider-Man önüne geçmezse. Tabii canım, bence bir de şey olduğunu düşünüyorum. Ya Spider-Man'in daha nasıl diyeyim, çaylak bir karakter olduğu için film evreninde. Ya tabii ki. Liderlik Yani konusunda bence şu anda Captain Marvel'a yatırım yapıyorlar. Ya o kadar yatırım yaptıkları bir karakteri canlandıran aktristin de hani böyle bir açıklama yapmadan önce en azından bir konuşabilirlerdi vesaire diye düşünüyorum. Yani buna çok takılmaya gerek yok bence de. Filme dönersek, gereksiz abartıldı. Neyse, evet, bitirelim bence de. Yani filme dönersek yan karakterlerden demin bahsettik, biraz açalım orayı. Ben şeyi sormuştum. Yani Brie Larson'ı nasıl bulduğunuz rolde? Brie Larson'ı nasıl bulduğumuzu. Ya yani ben biraz donuk buldum açıkçası. Yani çok ciddiye almamış rolü gibi bir izlenim Ben verindim. onun O çizgi romanlarda da öyleymiş karakter. Ben şey olduğunu Ben düşünüyorum okumadım biraz ya. gerçekten. Onun biraz bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Hani karakterin daha sadıl derler ya tepkileri. Yani daha böyle ufak, Sakin. Yani sakin, daha böyle az overreact tavırlara sahip bir karakter. Yani biraz donukluğu ondan bence ve filmin de ilerleyişinde aslında kendini de tam fazla tanımıyor ya karakter. Bence bu mesela önümüzdeki filmlerde daha farklı eline alınabilecek bir yanı karakterin. Sonrasında şunu düşündüm, üzerine düşündüm. Yani biz bu kızın Kree versiyonunu gördük. Evet. Daha önceki versiyonunu çok fazla, hani birkaç şeyde gayet ve başarılı bence vesaire filme karşı devam ediyor. Yöneltilen yani makul eleştirilerden bir tanesi de bu aslında. Yani biz karakterin özünü yeteri kadar görmedik. Yani karakterin özünün ne olduğu anlatılıyor bize filmde. Ama biz onu destekleyen yeterince sahne görmedik kendisinden. Ki bence bu makul bir eleştiri. Ama bunu gösterebilecekleri zaman da var zaten. Tabii canım, yani önlerinde kaç tane film olacak bundan. Şey, fragmanlarda çok kadını ben donuk görüyordum. Hani fragmanlarda donuk geliyordu bana ama filmde gayet bence hiç de donuk veya hani stabil değildi. Bence gayet yerindeydi. Ben şey ayarında olduğunu düşünüyorum ya. Phase 1 Chris Evans, Chris Hemsworth ayarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk Thor filminde veya ilk Captain America filminde o karakterler de insanları böyle akıllarını başından almamıştı. O konuda tek bence istisna Robert Downey Jr.'ın karakteri Tony Stark. Yani bence onlardan daha iyiydi ya. O diğer karakterler filmler ilerledikçe insanların daha çok sevgisini veya nasıl diyeyim özümseme açısından daha kendilerini yakın gördükleri karakterlere dönüştüler zamanla. Hatta Thor yani bence en iyi hali son filmdeydi Thor'un. Yani kaç? Beşinci filmi. Altıncı filmi Infinity hatta. War. Altıncı filmi. Altıncı film. Evet. Evet, bence en iyi Thor Infinity War. Infinity Evet. Yani bence o ilerleme ışığı açısından karakter iyi bir yerde başladı gibi geliyor bana ve Brie Larson'ın ben şey açısından yani çok karizmatik bir duruşu yok bence Brie Larson'ın ama karakterin ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu da çok fazla zannetmiyorum ben. O yönden karakterin o biraz sarkastik ama daha yani Tony Stark kadar da fazla olmayan yanı şey gibi geliyor. Yani bu karakter Tony Stark'la Captain America Steve Rogers arasında bir yerlerde. Yani bu yönünün fena yansıtmadığını düşünüyorum. Steve'in biraz daha az ciddi olan Evet, versiyonu. biraz daha sarkastik versiyonu. Evet. Ve iki karakterle de arasında bağ, yani paralellikler var aslında. Mesela bu filmin ana teması durmadan ayağa kalkması ve devam etmesi ya. Steve Rogers'ın Ya da kadın mesela sonuçta asker. Steve Rogers'ın da ilk filminin ve aslında devam eden süreçteki gelişiminin I can do this all day ya.
Steve Rogers'da. O yönden böyle bir paralellik kurmaları da hoşuma gitti mesela benim. Ya ayağa kalkış sahnesi biraz klişeydi ama evet. Evet, biraz klişeydi ama yani şeyi iyi veriyor hatta bence. arada Nick Fury'nin gelip işte Carol, why do we fall diye falan sormasını da beklemedim değil yani. Kedi soruyormuş da. Ha, o da olurdu. Kedi karakteriyle ilgili biraz ne düşünüyorsunuz? Biraz önce siz konuşurken çok belirtmedim sanırım o Nick Fury twistini de. Ben şey düşünüyorum, o kedi karakteri bence filmin eğlenceli, keyifli yanlarından bir tanesiydi. Ve o aslında planladıkları şey bence makul bir twist. Ama ben filmde çok iyi ele almadıklarını düşünüyorum onu. Onunla biraz daha fazla oynayıp onu o anı biraz daha az şakalı yapsalardı, kedi üzerinden de yapıp aynı etkiyi yaratabilirlerdi epiklik açısından. Bence. Ya sonradan çekip eklemişler gibi evet. Hani bir de çok çok random'dı. Yani. Çok random. Yani hikaye bitti. Şey olmuş her olabilir. Şey bitti. Her şey bittikten sonra kedinin tırlaması. Ya ben şöyle düşünüyorum. O sahne ben çok gıcık olmadım. Ama o sahne olmasaydı bence hiçbir şey fark etmezdi. Yani onlar da öyle düşünüyorlar ki eklemişler. Yani o post kredi sahnesi olsaydı mesela hiçbir şey fark etmezdi gibi. Yani bence hiç gereksizliği bundan geliyor. Ama mesela o karakteri daha böyle climax'in yani çatışmanın daha yükseldiği bir anda böyle bir hamlesi olsa, o kedinin tırmalaması şeyi, konsepti aslında hem daha heyecanlı ama aynı zamanda biraz da komik ve saçma olsa da daha kabul edilebilir şekilde işlenebilirdi gibi geliyor ya, bana. Bence dediğini ikinci anlıyorum. Sahnesinde kullansalar da onu. Yani tam kediyi severken bu tırmalasa ve Samuel Jackson motherfucker dediği anda bitseydi ikinci post credits. Hani o tarz bir şey yapabilirlerdi ya. O sahnede ya adamın gözü kör oldu. Erip bir en fucker çekti. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ya. Motherfucker işte falan yaptı. Hani lan gözün gitti senin orada. Yani bir acı da duymadı. Bir şey olmadı. Öyle saçma sapan yani tabii hani herifin gözü çıkıyor. Marvel filmi için fazla şiddet içeren bir sahne de. Hani onu nasıl uydururuz deyip böyle hani sonra hatta editten sonra falan işte gel abi biz şu sahneyi yeniden çekelim falan ekleyelim gibisinden. Ya Unrated'ın şey dediğini ben katılıyorum. Hatta şey diye düşünmüştüm. Hani Kree askerlerinden kaçarken en azından aynı olay gerçekleşseydi daha mantık çerçevesinde otururdu. Burada sanki yani bütün filmi çekmişler. Eyvah hani Nick Fury'nin gözünün gittiği sahneyi unuttuk. Tüh! Gibi olmuş ve hani Samuel Jackson abi gel de hani iki gün daha hani çekelim şunu öyle bitsin. Yani dedikleri demişler gibi hali vardı o sahne. Dedikleri şey şu aslında. Siz Nick Fury'nin gözünün arkasında çok epik bir hikaye bekliyordunuz. Bu hiç de önemli bir şey değildi aslında diyorlar. Abi biz epik hikaye beklemiyorduk. Adamlar Rusolar Civil War'da bunu beklettiler Winter, yani. Winter Soldier'da. Winter Soldier diye. Yani bak böyle bir şey oldu ama ne acaba falan filan diye gidiyorsun filme normal olarak. Bunun üzerine söylemeleri pişkinlik resmen. O sondaki ben şeyi merak ediyorum. O sondaki sahne bayağı böyle tüyleri diken diken eden bir sahne aslında. Şey diyor ya, bandanayı şey göz bandını çıkartıp you need to keep both your eyes open diyor ya. Şeyde. Abi canım mükemmel bir sahne orası. O sahnenin altındaki ya. Şeyi biraz götürdü açıkçası. O yönden katılıyorum ben. Ya, i̇şte hem onun altındaki hem de şey hani birine güvendiğimde gözüm gitti en son. O sahnenin o kadar resmi. Değil mesela. O sahne çünkü filmin başlarında bir sahne. O sahnenin zaten çok bir etkisi yok ama. O esprisini de yaptılar ya bir sahnede böyle. Gözü hafif evet. Yaralanmıştı falan. İşte evet onu diyecektim. Filmin başında araba kazasında da evet. Hani herifin gözü yaralanıyor. Hani bir ya şey yok bir şey yok deyip geçiştiriyor. De. Coulson'un gelip o sahnede işte en sonunda işte Kree'lerle savaşırken olmuş öyle mi falan diye. Evet. İşte çok büyük fedakarlık demesin ilk bölümünde hiç.
bozuntuya vermemesi Bunu yani. onaylamam da reddetmem de diyor. O çok iyiydi hani Emci bozmaması orada. Ama işte Nick Fury'nin de karakterine uygun aslında. Nick Fury o şeyini nasıl diyeyim? O tanınırlığını, o havasını aslında biraz palavra üzerinden de kuran bir adam. Yani şeyinde özü bu ya sonuçta, spylığın. Yani ajandığın özü dediklerinle kendini karşındakine tanıtma. Yaşadıkların Aynen. kadar. Ki ya bir yandan da şöyle düşünelim. Herif için muhteşem bir terfi bahanesi olmuştur. Yani. Yani. Evet. Şimdi Nick Fury Mesela Nick Fury'ye karşı demişken CGI da çok iyiydi. Nick Fury için yapılan bence en iyi tanımlama şeydi ya. Tony Stark ilk Avengers filminde demişti ya. Hani bu adamın sırlarının bile sırları var demişti. Gençleştirdiler ya filmde Samuel Jackson Evet. CGI ile. O da Çok 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 iyiydi. başarılıydı. Yani ve tabi Marvel filmlerinin ekseriyetini özel efektlerini Industrial Light and Magic yapıyor. Star Wars'un özel efektlerini yapan firma George Lucas'ın kurduğu. Rogue One'da tamamen CGI aktörleri izlemiştik. İşte Grand Moff Tarkin karakterini, İşte Princess Leia'yı da görmüştük ama burada bir aşama daha gitmişler. Hani genç Nick Fury'yi izlerken hakikaten hiç özel Burada efekt kokusu şey işte almıyorsun yani. önümüzdeki sene Irishman'da göreceğimiz şeyi gördük aslında. Yani bir nevi. Ki bu arada sadece Nick Fury değil, Coulson da gençleştirilmişti. Ama Coulson'ınki o kadar başarılı değil bence. Evet, Coulson aynı gibiydi yani Coulson hatta. evet değildi. Coulson botoks Ama benim filmi yaptırmış gibi izlememin tek duruyordu. sebebi ya biraz da Conan O'Brien'e benziyordu bence ama O şeyden kaynaklı diyorlar. Referans neydi? alabilecekleri yeteri kadar 90 o dönemdeki görüntüsü yokmuş. Ha. Ya mesela Nick Fury, Samuel L. Jackson 90'larda yani her sene 3-4 tane şey filmin yani çok tanınan filmde oynamış bir Abi 3-4 filmi geç direkt Pulp Fiction'daki yani karakterdi adam ya filmde. Sadece saçları yok yani. Yani o yönden Şey. mesela referans atabilmek için yani her açıdan referans alabilecekleri böyle bir bolluğa sahip olması oyuncunun da etkili diyorlar. O yüzden mesela Clark Gregg'in oynadığı Phil Coulson'ın bu kadar başarılı değil diyorlar. Yani onu seçmelerini ben yani çok takdir ettim. Hoşuma da gitti. Bildiğin hani Pulp Fiction'dan almışlar adamın yüzünü. O İki tane kıvırcık saçları tıraş edip koymuşlar İki Captain tane Marvel'a yani. de Pulp Fiction göndermesi, referansı var filmde. Biri şey, Talos milkshake içiyor. Pipetle. Aynen, Şeyde. aynen. Evet, o zaman direkt meme oldu yani şu Evet. anda. Ve bir tane de şey var. Bu John Travolta ile Samuel L. Jackson'ın araba sahnesi var ya. Burada da Clark Gregg ile Samuel L. Jackson'ın aynı açıdan çekilmiş bir sahnesi var. Yani o da çok tek anlık bir referans Pulp Ha. Fiction'a. O da hoş bence. Ya film baştan zaten kendini çok ciddiye almadığını göstermişti ama çok da böyle kendimize dalga geçiyoruz moduna da gelmediler. O dengeyi çok iyi Evet, o kurmuşlardı. şey Zaten mizah dengesini fena MCU'nun en iyi kurmamışlar yanlarından bence. biri. Yani bazen ayarı kaçıyordu onun Ben bazı filmlerde. Çok mesela eleştirdiğim oldu. bence Guardians'ın ikinci filminde biraz kaçırmışlardı. Thor Ragnarok'un Ya bazı bence anlarında Ragnarok evet bence tüm Ragnarok yani Ragnarok'un çoğu kısmında biraz fazla gibi gelmişti bana ama burada fena iş çıkarmamışlar o yönden. gayet iyiydi. Çizgi romanlarını okudunuz mu Captain Marvel'ın? Ben Hayır. özellikle film çıkmadan önce geçen yaz daha doğrusu bu filme dair beklentimin biraz daha şeyini arttırmak için
Carol Danvers'ın o Miss Marvel dönemine dahil çoğu serisini okumuştum. O yönden tarihi açısından en şey olduğum karakterlerden bir tanesiydi filme girerken. Ve ben şeyin çizgi romandaki özünün gayet iyi işlendiğini düşünüyorum filmde de. Ha, şunu sormak istiyorum. Ben hani Carol Danvers'ın sadece Captain Marvel döneminin birazını okudum. Zaten onun şey dışında... ya film %90 zaten Kelly Sue DeConnick döneminden evet. İşte %95 %95 bayağı öyle. Yani o Kree tarafı biraz eskiye paralellikleri var. Orası da çok değiştirilerek adapte edilmiş aslında ama sen dediğin şunu gibi şunu soracağım. 2012'de yani... ve 2014'te çıkan serilere dayalı aslında karakterin aynen. Özü. Aynen. Ve yani şunu sormak istiyorum. Miss Marvel dönemini ise sadece normal yani eventlerden ya da Avengers kitaplarına falan hani gördüm. Hiç kendi serisini okumadım. Ona yakın mıydı sence? Şöyle karakterin zaten Captain Marvel olduktan sonraki değişimi bayağı bir radikal değişim bana kalırsa. Ve bence o Miss Marvel tarafını çok fazla ele almalarına da gerek yok. O dönem, yok ama yani o dönemin, benzerlik var mı? Çok benzerlik yok zaten ki bence olmaması da biraz daha iyi. Çünkü çok başarılı bir karakter değil bana kalırsa Captain Marvel olana kadar Carol Danvers. Ya Carol Danvers'ı mesela ben Miss Marvel dönemini daha çok seviyorum hani okuduklarıma dayanarak. Yani çizgi romandan ayrı olarak filmde demin bahsettin ya Captain Marvel'a geçiş anı. Ya oralarda mesela Ben Mendelsohn'un varlığı çok güzel kotardı. Hafif bir mizah eklendi oraya vesaire falan filan. Güzel idare ettiler. Ben şey açısından diyorum ya. Karakterin içine sokulduğu hikayeler açısından Captain Marvel haliyle çok kötü işlendiği yerler de var. Civil War 2 falan bence büyük hakaret karaktere de. Karakterin karakterizasyonu konusunda bence o Miss Marvel yerine Captain Marvel tarafına yönelmeleri benim hoşuma gitti biraz daha. Ya mantıklı olan oydu zaten. Hani ki zaten Miss Marvel dönemindeki Carol Danvers'a Captain Marvel dönemindeki Miss Marvel şey Carol Danvers bayağı bir farklı. Evet. Yani Marvel o yönde gitmeye karar vermiş. Yani bilmiyorum Miss Marvel dönemindeki Carol Danvers'ı görsek nasıl olur diye merak i̇şte ediyorum. İşte vadiflerden sadece. Bir tanesi belki bunu işleyebilir. Neden olmasın? En azından daha güzel bir kostüm olur. Ama yani plaj kostümü biraz da. Ben bu arada yani, film, olsun. Filmdeki kostümünü beğendim ya. Ya Brie Larson'a olmazdı. Miss Marvel kostümü o konuda herhalde fikir oluruz da. Yani başka bir aktrisle belki daha ama her zaman da bence iyi yansıtmıyor. Yani mesela Silo Apocalypse'de öyle yapmışlardı. Bence çok saçma duruyordu karakter. Yani o yani, onu yani. Çok o gerçek hayata adapte etmek bence o bence makyaj kolay değil. Bölümünün makyaj ve efekt bölümünün beceriksizliğiydi. İstenirse yapabilirdi. Ben ama şeyi demek istiyorum. Bence Captain Marvel'ın filme adapte ettikleri kostümü hoş gayet. Ha, güzel bir kostüm evet. Ben şeyi de beğendim. Mesela Star Wars Star Force ekibi var ya. Hı-hı. O ekibin genel tasarımını da beğendim. Mesela ilk gittikleri görevde böyle sudan çıkarken falan kaskları, şeyleri gayet iyi tasarlanmış. Hoştu bence. Az önce demiştin sen Mohawk. Mohawk'ı gayet iyi tutturmuşlar. Mohawk bence gayet hem yani böyle karakterim illa bir kısa saçlı yapma gereği duymadan da o tasarımı adapte edebilmeleri hoş olmuş bence. Marvel'i biraz değiştirmişler. Marvel'i bayağı değiştirmişler. Biraz işte hani biraz. Marvel'i aslında iki karakteri birleştirmişler. Bence Marvel'a yaptıkları en büyük karakter değişimi cinsiyet değil. Karakterin rolünü de bayağı değiştirmişler. Ha işte şey Captain Marvel döneminde şeyin Carol Danvers'ın öyle ilham aldığı bir kadın pilot var. Evet.
İşte o, hatta o kadına çok benzeyen bir kadın görünüm olarak. Onunla Marvel'i Evet. Şeyden bahsetmek istiyorum ben. Flashback sahnesi vardı ya. Bu ilk Bu başlangıç Telos'un bilgi almaya Marvel'le çalışırken kullandı. işte Marvel'le gördüğü ilk başta kendini şey olarak görmesi, hani kanını mavi görmesi. Geralt'ın flashback'te de. Ama sonrasında izlediğimizde hani kırmızı olarak görmesi, kendini gri olarak gördüğü için o şekilde hatırlaması, ama insan formuna döndükten sonra, yani insan olduğunu hatırladıktan sonra değişmesi, o anının çok güzel bir detaydı. Çok Bence şey, ufaktı hani ama kendi şeyi şey Kree olarak zannettiği zaman saldıranı da Skrull olarak görüyordu. aynen. Skrull'un ateş ettiğini görüyordu, fakat daha sonrasında gerçeği hatırlayınca değişti. Şey de güzel bir tercih bence ya. Supreme Intelligence da var ya, Kree'lerin bu lideri gibi aslında. Avatar olarak Marvel'i kullanmaları onda bence iyi bir karar olmuş. Ben onu bu arada tahmin ettim. Fragmanlardan mı? Evet. Bununla ilgili de kanıtım var hatta, yani. O yüzden çok mutluyum bu konuda. Şey açısından bazıları bu Supreme Intelligence'ın normalde çizgi romanlardaki tasarımı falan böyle Dev bir kafa. kocaman bir yüz. Hatta kafa bile değil, böyle hamurumsu bir yüz böyle. Aynen. Burada da şey demeleri hoşuma gitti benim. Karşısına çıkan kişiye göre şekil değiştiriyor. Evet, yani böyle zaten hem bir şey için mantıklı oldu, bir yapay zeka için Ve şey açısından da çok daha aslında mantıklı. şey açısından da uyumlu. Aslında bir scrollları şekil değiştirici olarak biliyoruz ya. Ama Kree'lerin başının en büyük özelliği bu aslında. Yani ben daha çok yapay zeka olmasına verdim Yok onu. yok. Nedeni o, ama böyle de bir güzel uyum var aslında. Yani şey metaforu da iyiydi yani. Sapkançısına girip o şeye bağlanan bilinçaltına, onunla alakalı en önemli olan figür olarak karşısına çıkması güzel bir dizayndı. Ama tabii sonraki filmlerde daha çok şey göreceğiz büyük ihtimalle. Baş kötü olarak vesaire diye Film düşünüyorum. şey İlk filmde. diye bitti ya zaten. Söyleyin ona geliyorum diye bitti. Yani. Jude Law'un karakterini yollarken tam olarak bunu dedi zaten. Şeyden hiç bahsetmedik, Jude Law'un karakterinden. Onu nasıl ele Evet, almışlar ben sizce? girmek istiyordum. Çoğu kişi onu Onu, Marvel zannediyordu. evet, çoğumuz öyle zannediyorduk hatta. Ya ben filme girmeden önce onun Marvel olmayacağını duydum. Evet, Hani sonlara büyük doğru ihtimalle de bayağı... öyle yaparlar diye düşündüm ve öyle de yaptı. O yüzden benim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Ya benim için filmde aslında tek sürpriz olan şey, hatta direkt söyleyeyim, Tesseract'i görmüş olmamız. Evet, ben onu hiç beklemiyordum ya. Ya o zaten artık klasik oluyor. Yani Marvel evreninde işte 100 tane olay varsa 90'ın Tesseract'la falan alakalı, böyle kenardan köşeden çıkıyor bir şekilde. Şu ana kadar biz onu, yani post kreditle saymıyorum, 4 filmin ana konusu oydu. Captain America ilk filmi, Avengers filmi, Infinity War, bir de bu film. Ragnarok'ta sayılır mı diye düşünüyorum. İşte yani şeylerden bahsetmiyorum Hani ben. ana Sonuçta şey olarak, evet. ilk Thor filminin sonunda da mesela post kredi sahnesinde vardı Tesseract. Yani. Şeyden biraz bahsedelim bence ya, Jude Law'un karakterinden. Çünkü filmin aslında ana villain'ı o çıktı. Judo'nun oyunculuğundan da bahsedelim. Filmi ciddiye almış adam. O rolü ciddiye almış yani. O belli. Çünkü şu ana kadar pek çok Marvel filminde pek çok ünlü aktör gördük. Hani sadece böyle kafayı çıkarıp gidenler de oldu, hafif görünen de oldu vesaire. Ama
Yani cidden ben rolün hakkını vereceğim diye gelmiş iki tane yan karakter vardı filmde. Yan karakteri oynayan Jude Law ve Ben Mendelsohn. Jude Law götürdü kendi sahnelerini. Yani Carol Danvers'tan da Brie Larson'dan da bayağı çaldı ekranı. Yani Ben ben de aynı şekilde. şeyi karakteri ele alışını o karakteri yansıtışını beğendim ama karakterin filmde özellikle bu Carol Danvers'la arasındaki ilişkinin biraz daha ele alınmasını isterdim sanki. Çünkü mesela bana kalırsa Carol'ın farkına vardığı o an var ya, yani 6 senedir beni kandırıyordu aslında bunlar. Yani beni arkadaşlarımdan, ailemden, dünyamdan ayırdılar. O anki o trajedinin yeteri kadar etkili olamamasının nedeni de aslında bu ikisi arasındaki ilişkinin o filmin en başındaki anlar dışında hiç işlenmemesi. Ya Ya o bir biraz de yüzeysel geçildi, evet. evet. Mesela filmin başındaki dinamiklerini ben beğenmiştim. O antrenman işte Mentor evet şey dövüştükleri an veya şeye giderken göreve ki giderken. evet mesela o takımla olan ilişkisi de çok yüzeysel geçilmiş. Oraların biraz daha fazla ele alsalar o ihanet anı bana kalırsa daha etkili, daha İşte vurucu olabilirdi onu sanki. o şekilde sunmadılar aslında. Yani Jude Law'un role asılmasından mıdır, senaryodan mıdır, nedir? Yani bu adamın da kendince bir haklı sebebi var. Direkt Carol Danvers'a ihanet etmiyor Jude Law orada. O Ya kendi Jude Law inandığı zaten şey emirleri dinliyor sadece. onun üzerine gidiyor. Onu güzel verdiler. O yüzden çok fazla böyle işte betrayal tarzı bir meseleden çok işte o kendi inandığı şeyi yapıyor, o kendi şeyi yapıyor gibisinden orayı geçtiler. Ama Temizdi bence, gayet güzeldi şey yani. açısından biraz bu karakterin mesela Carol'ın karakterinin antagonist açısından karşısında duran tek kişi bu ya. Özellikle bu skrallar gittikten sonra özellikle Third Act'te yani filmin son kısmında o kısmın biraz boş olmasını neden olmuş gibi gelmişti bana. Yani filmin daha az etkili olduğu yanlarından o birisi o gibi gelmişti. Ama şöyle de bir yanı var. Karakteri öldürmediler mesela. Bence o iyi bir tercih. Tabii devam Yani... edebilir aynı zamanda. Eğer dediğin gibi daha bunun Ve devamı yani çekilirse bayağı ve bayağı yine mantıklı 90'larda olur. geçerse Ve yine Jude hatta Law bir gelebilir. kötü adamlardan bahsettik. Bence olmasına gerek olmayan karakterlerden bir tanesi de Ronan'dı. Ya o sırf Ve hani bakın bunlar aynı evrende geçiyor için yapılmış bir olaydı. Ronan'ın da taşak olması evrende. Hani gelenin geçenin. Ya hadi Captain Marvel tamam da yani Guardians'da bayağı herif çok Guardians'da üstüne üstüne gittiler. gittiler. Burada da Burada artık iyice. topukladı karakter yani filmin sonunda. Ha şey diyecektim Ya. ben burada. Jude Law'un karakteri sadece hani aslında bir noktada emirleri dinleyen bir asker konumunda. Karakterin bence iki önemli özelliği var. Bir, emirleri dinleyen asker olması. İki, Carol Danvers'ı kendince daha da geliştirmek istemesi. Sonda falan zaten hadi beni güçlerin olmadan yensene, hadi hadi falan diye böyle şey yapmasına O onu gösteriyordu. bayağı kurnazca bir hamleydi aslında. Ya Ben Ronan beğendim o sahneyi konusunda sondaki. ilk çıktığı anda zaten bir gülme aldı beni. Çünkü demin bahsettiğiniz gibi hani karakterin ciddiye alınırlığı gibisinden bir ihtimal kalmadığı için Yok ki. Guardians'tan sonra. Ya adamı Yani dans ederek dövdüler hani yani. daha ne olabilir? Mesela şey Hakikaten. daha hoştu bence. Ronan'ın yardımcısı olan bir karakter var ya, Ronan Korat diye. Hatta o Junior. adamın gerçek adı da çok hoş bir şeydi. Neydi? Digimon muydu? Öyle bir adı var o adamın. Ne? Digimon oyun değil miydi Baksana abi bir ya? adamın adına. Dur bakayım bir. Yani tamamen Ha, ciddiye alınamaz kategorisine girdi şeymiş. yani şu anda. Karakterin adı Korat. Adamın adı De Jimon Honsu diye yazılıyor. O çok hoş bir isim bence. Ya Yani belki şey yani ya. Digimon yani gene Ronan şey Junior değişmiyor olarak çok hatırlayacağım fazla. için bir Bu şey değişmeyecek. Guardians of the Galaxy filminde Who diyen Star Lord'a. Hadi Dediğim gibi de. yani benim filmin villain açısından
biraz daha iyi ele alınabilir dediğin yanı bu Carol'ın Star Wars tarafıyla biraz daha ilişkisini olduğu yöndü. Yani onu daha iyi yapabilirlerdi evet ama bir yandan da ekip arasında zaten kimse iyi anlaşamıyormuş gibi bir hava da vardı. Ya İşte kız zaten ya onu şey diyordu. biraz evet. Mavi kız hani seni zaten hiç sevmedim Allah kahretsin Ya falan tarzında bir şey başta diyordu. biraz yarı Guardians havası vardı işte o gülmeyen ve gülmediği üzerine espri kasan abi vardı ya falan işte onun gibi şey gibi bu Guardians'taki Amerikan güreşçisinin ismi Batista. neydi? Batista. Drax Batista işte havası Drax. falan. Drax havası ne bileyim. O tarz bir şey yaptılar başta da çok Şeyin sürmedi yani. o sniper ablanın şeyi de bence güzeldi bayağı ya, tasarımı ve karakteri ele alışı fena değildi. Yani biraz daha inebilirdi ama meh. Yani Biraz iyi yazık çok olmuş ama yani bence şey çok umurumda olmazdı biraz daha onu bence yeterliydi çünkü kadının olayı belli hani burada sadece ateş etmek için olmadı. Karakter basitti de ben dediğim gibi karakterin kendisinin görünüşüne çok hoşuma gittiği için Ya biraz görsel tasarım çok iyiydi evet. katılıyorum. Ha bir de Ronan'la ilgili şunu söyleyecektim hani herifi dans ederek yendiler iyi hoş da hani Guardians'a da zaten herife hiç inilmedi doğru düzgün. Evet. Yani Marvel'ın gerçekten en kötü kötülerinden biri de hani iyi bir kötü olsa da dans ederek yenseler yine tamam. Yani yine bu kadar az. Yani tiye geçirmez ama herifi zaten doğru düzgün bir şey yapmadılar. Hani Bir işte de kötü burada olmak da için kötüyüm tarzında bir herifti. bir de Bir de burada da salakça şey geldiler. burada da Ama... şey diye geldi ya yani gezegeni bombalamaya geliyorum. Fakat daha sonra işte Carol o binary formuna kavuştuktan sonra tamamen işlevsiz bir hale geldi. Şey oldu. E biz gidelim o zaman falan. Sonra da şey Aynen. söylettiler ama daha sonra bu silah için geri döneceğiz dedi ya. Bir daha da Yani, ayak yemeye gelecek yani o. yani kaşınıyor musun dedim o diyecektim Abi ona. yani Onu anlıyoruz yani. zaten 20 sene sonra seni dövdüler zaten. O yüzden Ha bununla ya ilgili şey de var aslında. Bu Superman ayarındaki karakterlerin ortak bir sorunu aslında. Tehlike hissi bu karakterin karşısına onunla eşleşebilecek güçteki bir tehdit sunma biraz zor bir olay aslında. ya en mantıklı hani direkt olarak karşısına konulması işte Doomsday mantığında bir karakter. Darbe yedikçe güçlenen falan o belki counter'lıyor onu ama yani o da işte tamamen Superman, Doomsday, Batman, Bane dönemine denk gelen bir şey ya çizgi roman satışları artsın diye sansasyonel hikaye yazalım diye yapılmış bir şey. Şimdi Ya bence bir kötü yani Superman'in bir kötü düşmanıyla hani karakterde veya hikayede bir iz bırakabilmesi için Superman kadar eş güçlü olmasına gerek yok ki bunu zaten en bariz örneği Superman'in en büyük düşmanı kel bir keltoş yani hatta yani bir kel bir adam böyle çok şey eşleniği oldu. anlamında değil Doğukan'ın dediği konuda. Yani Lex Luthor varken karşısına tamam ne yapacak Lex Luthor diye merak ediyorsun da yani Superman'in ağzını burnunu kırar mı diye düşünmüyorsun. Ben şey Adamın yani açısından diyorum ya suit ama falan işte yapıyor kırmasına kendine gerek bu yok ama. düzeydeki karakterlerin karşısına çok fazla fiziksel bir tehdit çıkartamıyorsun. Ha Yani işte o çünkü açıdan yani Doomsday çıkartmaya ona gerek bir de yok zaten. Ha istisna ama hani darbe yani yedikçe güçlendiği için. sonuçta çizgi roman süper kahraman olayının belirli bir noktada oraya da gidiyor ya çoğu hikaye. Yani evet sonunda yumruklara bağlanıyor hikaye de ama bir yandan da yazarı hani zorlayan bir şey olması da bir yandan işin içine bence güzellik katan bir şey. Çünkü Kesinlikle, yani kesinlikle ve ama kolay bir şey değil bence bunu yapmak. herkesin bütün yazarların yapabileceği bir şey değil. Ama bence hikayeyi çok daha güzel yapan bir şey. Çünkü onun üstünde Mesela sadece yumruk yumruğa dövüş de yazabilir yazar ama Captain Marvel dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra film bitti aslında.
Evet. Bu arada sonuyla ilgili bir şey daha söyleyecektim. Bak, yine Ronan'la ilgili. Çok çekiştirdik herif ama. Ya Kree'lerin en büyük silahını bir tane bir insan böyle tek eliyle elini vurarak böyle neredeyse hani yok ediyor ve herif böyle hiç tepki vermiyor. Hani düşün senin silahlarının en büyüklerinden bir tanesini bir tane insan evladı hani böyle çok kolay bir şekilde hallediyor. Mesela hiçbir şey O demiyorsun. biraz ağır abiliğinden gibi geliyor bana ya. Veya ağır abi olma hevesinden geliyor sanki. Ben yoksa oyunculuk yapamam Yok için. ya, ben şeyi beğeniyorum aslında. Oynayan kişi Lee Pace miydi? Çok güzel dayak yiyor falan trade'lerinde. Yani Karakteri, el alışları ağır böyle bence direkt ya. ağır abi olsa ne yazar konumunda olduğu için Ya. çıktığı anda ekrana yani çok çok önemli değildi ya bence üzerine düşülecek nokta olduğunu düşünmüyorum. Yani büyük bir ihtimalle onu ya yani onu filme eklemeselerdi olurdu sonuçta değil mi? Hiçbir şeyi değiştirmeyecekti neredeyse. İşte filmi Tamamen eklemenin hani sebebi hani sonunda bakın bunlar görünsün. aynı evrende demek. Bence mesela Red Skull'da yaptıkları gibi pazarlama aşamasında hiç göstermeseler, filmde çıkınca "Aa, karakteri tanıyorum" dediğin hoş bir an olurdu. Ama filme Pazarlamada git. çıktı mı ki Ronan? Nasıl Evet. Madara olacak falan diye merak edebilirdin çıktığı Hani zaman. filmde Karakter. Ronan'ın olduğu belliydi. Ve hatta fragmanların bir tanesinde de gözüktü. Ha, fragmanlarda gözüktüm. Ben sadece oyuncu hani tekrar geri döndü diye haberini duydum o kadar. Yok yok, fragmanlardan bir tanesinde arkası dönük bir anda Ron'un gözüküyor. Bu camdan dışarıya bakarken uzay gemisinden. Ya mesela işte Red Skull'da olduğu gibi, Infinity War'daki Red Skull'da. Ya burada da karakteri tek bir anda görseydik, geçseydik. Ya bu da buradaymış deyip geçerdik. Böyle olunca karakterin biraz şamar olanı olduğu fazla yüzüne vuruluyor gibi geldi. Infinity War, şey Infinity War'da diyorum. Endgame'de bir de ters köşe yapıyorlarmış adamı falan. Aslında bütün olayların Canlandıracaklar. arkasında Ronan varmış. Canlandıracaklar tekrar. Ron'un da Öldürün aslında ki Ronan. Infinity Stone'lardan bir tanesiyle yok edildi. Yani Ron öldü mü Infinity ki? Stone olmasına rağmen bir halt yapamadı adam ya. Şey ya, Guardians of the Galaxy'de Power Stone'la parçaladılar ya adamı. Parçaladılar mı? Ben sadece bayıldı falan diye Yok yok, hatırlamıyorum. direkt parçaladılar ya. Hadi ya. Puf diye Hani o gitti yani el adam. ele tutuşma sahnesinden sonrası yok bende yani. O anda çıktı karakter aklımdan zaten. İşte el ele tutuşuyorlar. Sonra Zandar da sizin bütün suçlarınızı sildik. Aha bu da geminiz diyorlar. Yok, arası yok bende. Neyse Endgame'e geçelim mi? Ne bekliyoruz? Geçebiliriz. Ben şeyden bahsedeyim. Filmin müziklerini yapan kişi de aslında bir tane Türk'tü. Hmm, doğru. Hans Evet, Zimmer'ın evet. öğrencisi bu Evet, Pınar Toprak. arada. Şu Amerikalılar hala hani Pinar diye yaz hani küçük I olduğunu hala öğreniyorlar. Bütün Soundtrack isimlerde öyle ama ya. albümünü dinlemedim ayrıyetten. Filmde çok fazla göze çarpan şey Filmde yoktu çok öne benim için. çıkmıyordu. Evet, filmde çok öne Evet, çıkmıyordu çıkmıyordu. ona. Ben şeyi beğenmiştim. O filmin en başında Kree'lerin olduğu anlardaki müziği beğendim. Ve bu şey anındaki bu binary olduğu, bu parlamaya Evet o başladığı çok çok andaki çok klasik. müzik fena değildi. O Ya yönden klasik bir anlı ama. Sıradan bir Çok Marvel güzel oldu. filminden bir tık daha üstteydi soundtrack ama yine de aa çok iyiydi hani aklımda kaldı falan da. Hani Şarkı kullanımı nasıldı sizce? normalde hiç hatırlamam Marvel soundtrack'ini. Bu da Score ha dışında. iyiymiş dedim. Şarkı Bu kadar. kullanımı çok iyiydi. Seçtikleri müzikler de çok iyiydi. Bence de gayet Yalnız güzeldi. Come As You Are çaldılar da sonlara doğru. O şarkının çıkış tarihi 92 yanlış hatırlamıyorsam. Şey Carol Danvers'ın ne? onu hatırlaması biraz saçma oldu yani Belki orada. şeydir ama Tam ya. aynı şeyi diyecektim. Hangi şarkı hatırlamıyorum bir tanesini işte duymuş olmak imkansız Free diyecektim. ile arabada giderken belki rast gelmiştir. Zaten Yani herkes aynı şeyi olabilir. diyor. Müzik kullanımında da Fury işte Avenged ismini gördükten sonra çalan bir müzik vardı. Onu çok beğendim. Yeni bir parça herhalde o. The
diye başlayan çok, çok güzel bir temaydı. Umarım diğer filmlerde de Bence kullanırlar. çok şey ya. Yani yeri yerinden oynatacak, her şeyi değiştirecek bir parça olmuş. Değil mi? Çok güzel bir tema Evet. müziği. Kesinlikle. Hangisiydi o? Ben hatırlamaya çalışıyorum Şeyden şu an. bahsediyor ya, direkt Avengers temasından. Ha şey, Nick Fury Word'de yazı yazarken. Evet. Ha. Ben bence şey ya, o an mesela Nick Fury'nin gözünün aksine bana baya mantıklı ve iyi bir, yani iyi bir bağlantı, Güzel iyi bir sahne prequel bence de. anı gibi geldi bana o. Avenger. Aha. Aynen. Filmdeki en iyi prequel olanı oydu zaten yani. Ve şey de Şöyle bir Nick. mantıklı aslında ya, Nick Fury'ye Avengers gibi bir ekip kurma ilhamını Carol Danvers'ın veriyor olması film açısından, yani filmin gelişimi, ilerleyişi açısından da baya mantıklı bence. Şey çok iyi. İlk yazdığını yazıyor böyle. Çok da memnun olmamış yani. Ya bu resim olmadı galiba falan derken orada Avenger'ı görünce aa çok iyi bu Böyle bir resim. ilham mı gelir belki Protectors. diye etrafa bakınıyor Protectors. böyle. Abi bir tane de what if bu işte. Ya, Protectors. sırf ismi beğenmedikleri Evet. için vazgeçiyor Evet. Avenger. New York'u nükleer ondan sonra. Şeye de uymuyor aslında. If we can't protect it, you sure we will avenge it diye şeyi var ya Tony Stark'ın. O da mesela Protectors olduğu zaman hiç uymuyor. Veya aklına şey geliyormuş yani The Invisibles falan yapıyormuş yenilmezler şeklinde. Ayrı bir Evet. Expendables. ayrı bir vadip böylece Türkçe çevirisiyle de uyumlu olmuş olur. Avengers'ın diye. Justice League falan. Abi Şey hakikaten nasıl? Yenilmezler hani abi güzel oturdu hani aklımıza da Avengers deyince. Yani hiç dediğin gibi işte Avengers, Avenge kafasını şey oldu. İntikamcılar düzgün çevirisi ama hani bunu Evet. çoluk çocuk Çizgi izliyor. Online'larına romanlarda da yani. intikamcılar diye çevirdikleri de var yani. Var. Ya hatta O şey biraz Tony Stark'ın daha şeyi agresif ya vardı. ama o. Ama film çevirilerinde onu çok agresif bir şey yapmıyor. Mesela Civil War Kahramanların Savaşı diyelim Aha, gibi. evet. Suicide Tony Squad. Stark'ın bir şeyi vardı ya İntikam filmi intikam. falan. Gerçek X-Men kötüler. gerçek Şunu yapar, kötü. şu bunu yapar Avengers Avenge diye bitirdiği bir line vardı. Tam hatırlayamadım şimdi. Çizgi romanda belki bir pas atarsınız o Assemble. konuda. Yok hayır yani hani Tony Stark'ın bir line'ı vardı da Avengers Avenge diye bitiriyordu işte. X-Men şöyle yapar, şunlar böyle yapar, biz de Ha. Hatırlayamadım intikam ben. alırız falan filan diye. Ben de çok hatırlayamadım. Ama zaten Endgame'in teması da o olacak biraz. Ondan da bahsedelim şimdi biraz. Yani. Ah, Endgame demişken. Ben şeyin bu kadar direkt bir sahne olacağını hiç beklemiyordum ya. Mid-credits sahnesinin. Yani. Sizce filmin içinde geçecek bir sahne mi bu? Yoksa film başladığı an biz Carol Danvers'ı direkt filmde görecek miyiz? Yok, filmin Ben içinde bir göreceğiz sahne diye olacak. düşünüyorum. Direkt Hani oradan. Civil War'da da aynısını yaptı. Aha. Ant-Man'de bir Evet. Civil War sahnesi göstermişler ki filmde de vardı o ve benzeri Çünkü aslında. ya şu anlamda Kaptan Amerika sakallı hala orada. Direkt sonrasını gösteriyor ama fragmanda tıraşlı görüyoruz onu. Bir zaman atlaması falan olacağını düşünüyorum ben filmde. Belki bir Carol gider gelir falan. Orada sakallı mıydı ki ayrıca? Sakalsızdı diye hatırlıyorum. Şey, post kredisi de sakallı Kaptan Amerika. Aha. Orada. Bu sahnede. Bu ilk Endgame fragmanında Tony Stark'ın log kaydettiği şey vardı ya işte. Oksijen bitiyor. Pepper'a falan. Orada büyük bir ihtimalle bir Captain Marvel ışık hızıyla gelip alır onu. Diye düşünüyorum. Yani çok Ama nasıl bariz bir bulacak ki? şekilde. Ben şey ya, Tony'yi birisinin kurtarmasını istemiyorum orada. Nasıl Ben sakallıymış bu arada şimdi kontrol ettim. karakterin bu belki de işte son gözükeceği filmde o ilk Iron Man filmindeki gibi kısıtlı imkanlar içerisinde kendisini
kendisinin o dehası sayesinde kurtarmasın bence daha uyar bu karakterin sonuna. Birisinin gelip kurtarması çünkü çok basit olur gibi geliyor bana. Peki sonu nasıl olacak sizce? Ölecek mi direkt? Bence Kaptan Amerika eğer herhangi bir filmi çıkmayacaksa kesinlikle ölecek. Ha çünkü Steve Rogers şey değil yani. Emekliye ayrılabilecek bir karakter değil. Değil. Yani devam ediyorsa Avengers'ın lideri olarak devam eder o. Ve ben zannetmiyorum. O yüzden Steve Rogers'ın öleceğini düşünüyorum ama Iron Man'in, Tony Stark'ın daha çok emekli edilmeye doğru gittiğini de düşünmeye başladım yavaştan. Çünkü aynı filmde iki karakteri birden öldürmeleri biraz fazla olabilir. Yani iki İkisinden tane biri bana uzay zamanda kayboluyor. Hani ki nasıl Janet Van Dyne'ın işte kuantum aleminde kayboluyor ki. Ona benzer bir şey ama olacakmış gibi geliyor ki çizgi romanlarda da açıkçası yapılan bir şey. O yüzden şey neden ya olmasın? Hani ve karaktere burada bir son vermezlerse ucunu açık bırakırlarsa ha işte o öylece ucunu da karakterden açıkta getirebilirler. çok bir beklenti olur ama o beklenti de bu Marvel'ın yeni karakterler üzerine yoğunlaşmasını biraz zorlaştırmaz mı? Ya, tüh kayboldu. Artık bulamıyoruz Tony, Steve'i derler. Sonra aa bakın geri geldi. Aa ama tekrar gitti. Aa geri Şey diye bir teori de var aslında. Tony'nin AI olarak devam edeceği. geldi. Yani var da yaparlar. Mesela çizgi romanlarda da öyle ya şu an. Var şey Jiji. Evet. Şu an değil bu arada, şu an tekrar. Şu an değil. Yani 1-2 sene önce güncel, öyleydi. evet, günceldeyken öyleydi. Civil War 2'den sonra işte komaya Aha. girince da yani açıkçası ne olacaksa olsun artık diyorum çünkü büyük Ben ihtimalle şeyi bulamayacağız ne olacağını yani. bu mid credit sahnesi benim şey teorimi biraz bozdu. Ben bu TV spot vardı ya çıkan 30 saniyelik hani Hı. Super bazıları pes ederler biz bırakmayız bunu falan diye. Not us, not us diye. Bowl. Hı. Ya bazıları devam eder, biz devam etmeyeceğiz falan diye. Hı. O fragmanda mesela Kaptan Amerika'nın böyle destek grubu gibi bir yere gittiğini görmüştük ya. Evet. Ya böyle hani alkolü bırakanlar derneği gibi. Bu yaşadıkları travmayı paylaşma grubu, destek grubu gibi. Kilise Öyle grubu. bir oluşumun olması için bence üstünden bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor. Yani en azından bir 2-3 ay geçmesi gerekiyor bence. Tabii. Ama bu post kredi sahnesinde görüyoruz ki aslında filmin başlangıcı Infinity War'un hemen sonu. Ve ben normalde şey olduğunu düşünüyordum. Captain Marvel'ın dünyaya gelmeyebileceğini düşünüyordum. Yani Uzayda buluşacaklarını mı? Avengers'ın Captain Marvel'a gidebileceğini düşünüyordum. En azından belli bir kısmının. Ve yeni teorimde de şey olduğunu düşünüyorum. Captain Marvel'ın geldiği halde herhangi bir ellerinde başarılı plan olmadığı için İlk denemelerinin başarısız olacağını düşünüyorum artık. Özellikle de bu biraz önce bahsetmiştim ya Disney bir tane sahne paylaşmış diye. O sahnenin içeriğini çok ufak bahsedeyim mi? Olur. Biraz spoiler olabilir ama. O Yani çok bana uyar. tamam o yarımı yapayım yani dinleyen olursa da birkaç dakika ileriye sarsın. O sahnede Thanos'un peşine gitmeye planlıyorlar. Bu Infinity War'un sonunda gördüğümüz Thanos'un yerine.
Diyorlar işte hatta en son karşılaştığımız zaman Thanos bizim elimize verdi. Bu sefer ne değişecek diyorlar. Captain Marvel da bu sefer ben varım diyor. Galiba Hatta duydum işte bunu. Rocket Raccoon şey diyor, aranızda daha önce uzay yolculuğu yapan var mı? İşte gemime kusmayın falan diyor orada, birkaç esprili an da var. Bence bu Endgame'de olay bunların gidip Thanos'u bulmasıyla başlamayacak. Bence bulamayacaklar Thanos'u Evet, gibi geliyor Thanos'u bana. nasıl bulabilirler ki? Herif yani bütün varoluştaki rastgele bir yere bir portal açtı. Ve o kadar. Ve yani sonuçta Thanos'u bulup Thanos'la kapışmaları biraz antiklimaktik olur ya. Ya bir de Thanos'u bulsalar ne yapacaklar? Yani sonuçta. Bana Mahalle şey gibi kavgası gibi geliyor yere bir artık. yerde tekmeleyecekler mi? Yani Thanos'u bulmaya aynısı Thanos çalışacaklar dönemlerinde. aylar boyunca. Bana Thanos'u bulmaya çalışacaklar aylar boyunca. Bunu montajla falan gösterirler belki. Bulamayacaklar. Bulamadıkları zaman da pes et, yani pes etmeyecekler de yani bir yol, hani önlerinde bir yol kalmayacak. Daha sonra ortaya çıkan farklı bir şey bunların yeniden bir umut bulmalarına neden olacakmış gibi geliyor bana artık, bu özellikle bu mid credits'ten sonra. Ya çünkü mesela bu Captain Marvel'ın direkt filmin en başında geliyor olması bu ilerleyişin ne olacağı konusunda bayağı soru işareti açtı Ya bir şey çünkü. söyleyeceğim. Filmin en başına gelmiyor da olabilir. Marvel şaşırtma konusunda o kadar iyi ki. Evet, ama işte filmin en başında gelmiyorsa da Belki de tamamen şu anda bu düşüncede olman için yaşadık sahne. O yüzden işte ben Marvel filmine hiçbir şeyden emin olarak girmiyorum. Hani duyduğum dedikodulardan da şeyler. Şey diye de düşünüyorum. Acaba bu filmi, yani Endgame'de bu sahneyi görmeyebilir miyiz? Yani tanıştıkları anın sadece bahsederek geçerler mi acaba? Ya zannetmiyorum Olabilir. ama Ya belki film ya çünkü 3 ay tanışmaları sonra çok başlayacak. epik bir 3 şey. ay Yani onu kullanırlar. belki flashback ile kullanırlar. Veya Captain Marvel ne bileyim gelecek gidecek, o arada göreceğiz biz o sahneleri. Belki Thanos'u bulmaya gidecek. Öyle bir şey. Kaptan Amerika bu sırada tıraş olacak mutlu. Aynen, bir daha sakal bırakacak falan. Yani olabilecek bir şey yani sonuçta. Yani şey, Yani yay tekrardan bir Hawkeye amacım var falan falan nasıl yedirecekler? ama Ya işte hayır. Kaptan Amerika o ne arada gidecek o destek grubuna? yani Hawkeye nasıl yedirecekler, bir de o belki da de direkt var. en başta Hani. gider. Direkt ilk sahne olur belki. Ama orada da sakalı yok. Ya işte bu yüzden teorilere gir. Benim çok kafamı karıştırdı diyorum ya, o yüzden bu direkt. Peki Çünkü mesela filmden ne şey de bekliyorsun? var. Sayaç var ya mid kredite, sayaç. Aynen. O sayacın hala dönüyor olması yani üzerinden en fazla 1-2 gün geçtiğini gösteriyor sonuçta Aynen, olayın. o konuda doğru söylüyorsun. Ya çünkü Şeyle de hala uyuyor. o aha. İlk fragmandaki işte neydi? Karakterin ismini unuttum ya. Ant-Man. Black Widow. Black Widow değil ya, karınca adam diyeceğim şimdi. Ant-Man Ant-Man. Sen? sahnesinden önce veya işte biraz sonra falan, o arada geçiyor, o belli de. Çünkü onda da bakıyorlardı ekranlara falan, işte ne kadar insan Ya buharlaşmış dünyada bence falan. teori olayını bırakalım. Çünkü bu böyle Ya yok, gider. eğlenceli oluyor yani. Evet. Daha sonrasında film çıkıyor ve hiçbiri Şey çıkmıyor ya filmde. işte abi o yüzden Belki eğlenceli ben olmuyor yani sen tamamen onunla bilemiyorsun hiçbir şey karşılaşmıştık yani. çünkü. Şey teorisi mesela benim kafama yattı baya. Infinity War'un önemli anlarından bir tanesi Scarlet Witch'in taşlardan bir tanesini yok edebilmesiydi ya. Yani kendi güçleri ondan geldiği için taşı yok edebilecek tek kişi oydu. Captain Marvel'ın güçleri de Tesseract'tan, yani Space Stone'dan geliyor. Ve bu yüzden de o taşı yok edebilecek
takımdaki tek kişi de o aslında şu anda. Yani. Öyle bir bağlantı yaparlar mı acaba? Bu arada Endgame'de zaten zaman yolculuğu da olacak diye. Yani ki zaman yolculuğu bütün bu dediklerimizi mahveden. Ve şöyle, hayır şöyle bir şey var. Snap'i geri alacaklar, o kesin. Ya o tamam. Snap'i zaten geri alacaklarsa bunu yapmalarının kaç farklı yolu var ki zaten? Yani ya gerçekliği değiştirecekler ya zaman yolculuğu yapacaklar. Başka bir yolu yok bunun. Veya işte Time Stone'u alacaklar Thanos'tan bir şekilde. İşte zaman onun yolculuğu üzerinden gelecekler. Zaman yolculuğu gibi o da biraz. Yani o da. Ama zaman manipülasyon muhabbetleri vardı ya. Yani ilk Avengers'taki sahneleri yeniden çekiyorlar falan diye. Set fotoğrafları düşmüştü. Evet. Yani alternatif evren teorisi bana biraz Captain Marvel'la alakalı olur gibime geliyordu ama o ihtimal kalmadı artık. O yüzden zaman yolculuğu biraz daha öne çıkıyor benim için. Bu arada test gösterimini yapmışlar 4 sefer. Rusolardan biri bir açıklama yapmış o konuda. Üçünde insanlar tuvalete dahi gidemediler demiş işte, biraz tabii şey arttırıyor. Evet. Kafasına da olabilir de. Bunu şeyden dolayı da diyorlar. 3 saat sürmüş o gösterimler. Hani filmin olabilir. Filmin süresi o gösterilerde 3 saatmiş ve yani editing kısmının sonlarına yaklaştık demişti o açıklama olduğu sırada. 3 saat yani film olacak. Film büyük ihtimalle 3 saat sınırında olacak. İzleriz. Ve şey, ben şeyi de ilginç buldum. Amerika'da ara vermiyorlarmış filmlerde. Evet öyle. Öyle. Ben onu yeni öğrendim. Öyle mi? Evet. Bize hep öyle alıştığımız yani, için film Türkiye'de arası. Türkiye'de var o yani. Filmde ara verme şeyi. Amerika'da hiç ara vermiyorlarmış. Hatta filmin 3 saat olması, bu intermission diyorlar. Film arası verme muhabbetini gündeme atmıştı orada. Yani Avengers Endgame'e özel filmi ara verecekler diye bir muhabbet de vardı. Ya o dağıtımcı oynayan sinemaya göre değil. Ama şey işte bizdeki gibi işlemiyor. Sinema orada kendi kafasına göre şey yapmıyormuş. Ara vermiyormuş. Bizde çünkü mesela ya, ben bir sinemaya gidiyorum. Aynı filmde bir sinemaya gidiyorum. Başka bir sahnede kesiyorlar. Farklı bir sinemaya gidiyorum. Aynı filmde başka bir yerde kesiyorlar kafalarına göre. Hep de sahnenin ortası oluyor bu. Abi şeydi ya. Infinity War'da gittiğim bir sinemada Thanos Gamora'yı uçurumdan atarken kesti. Yani o sahne oldu, kestiler direkt. Yani o sahnenin insanın etkilenmesi için şey yapması gerekiyor, yani İndirmesi. Hazmetmesi gerekiyor. Hazmetmesi gerekiyor. Yani o build up'ı hissetmesi gerekiyor sonuçta. Yani duygusal yoğunluğunun bayağı olduğundan evet. Bahsetmişler. O da ilgi çekici açıkçası. Gerçi şeyde de Infinity War'da da vardı bu. Ve ben Infinity War tonunu çok beğenmiştim açıkçası. Onu devam ettirecekler gibi görünüyor. Yani güzelliği olur açıkçası. Mid-credit sahnesinden de belli zaten ya. Widow diyor ya, daha kötü kabuslarım olmuştu diye. Daha iyi kabuslarım. Daha iyi kabuslarım olmuştu diye. Pardon. Yani. Güzel bir film izleyeceğiz. Yani o konuda çok fazla problem yok. O kesin ya yani. Şeyden, çünkü şuna çok önem veriyorlar, izlenimi bıraktı bende. Sürekli işte 22 filmin birleştiği ve zirve noktasını gördüğünden bahsediyorlar. Bu tabii ki yani düşündüğün zaman aklına gelen bir şey insanın, ama bunun üzerine düşmeleri de böyle bir beklenti yaratıyor ve Infinity War evet Marvel filmleri arasında belli bir seviyenin üzerine çıkan bir filmdi ama
gerçekten bu vaat ettiklerini gerçekleştirirlerse nasıl işte bir çizgi roman filmi çıta olarak Dark Knight'la karşılaştırılıyorsa belki o seviyede bir film izleme şansına sahip olabiliriz. Benim bir böyle bir beklentim oluştu Endgame'den. Ya ben çok öyle bir şey beklemiyorum. Bir de hani Endgame'in anlamlı öncesindeki 21 filmini izlenmesi. Öncesindeki 20 filmini izlenmesi gerekiyor. Mesela, ama Dark Knight öyle bir şey yok. Bağımsız tek başına izleyebileceğim bir film. Ya o yüzden çok kıyaslanabilir mi? Kıyas açısından demiyorum. Level atlama açısından diyorum. Yani. Hatırlanabilirlik yani 20 yıl sonrasında baktığın zaman ya Endgame'de şöyle bir filmdi. Yani bunun üzerine de kolay kolay çıkamadılar gibisinden bir muhabbete konu olabilecek bir film geliyor gibi bir beklenti oluşturuyor bende. Endgame. Yoksa Dark Knight evet bir trilojinin orta parçası ama seviye olarak baktığımız zaman çok ayrı bir yerde duruyor. Infinity War biraz ayak attı o kısma. MCU'ya hep şey şeklinde yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum biraz. Senede 2-3 bölüm çıkartan bir televizyon dizisi aslında MCU. Televizyon dizisi değil de sinema dizisi. Yani çünkü hikaye işleyiş tarzları normal bir sinema serisinden çok televizyon dizisine benziyor. Başta öyle değildi ama. Evet, başta öyle değildi çok fazla. Ama bence bu yani kendilerini daha özgün kılan şeylerden bir tanesi. Çünkü yani daha önce böyle yapılmış bir şey yok. Ve bu yüzden mesela Endgame'in etkisi de beklenen bir dizinin sezon şey finali gibi daha çok bana Game of Thrones finaliyle Endgame'in paralelliği benim açımdan şeyin bu solo herhangi bir filmin arasındaki paralellikten daha fazla gibi geliyor bu yönden. Etki olarak yani onu belki şey yapabiliriz tabii Türkiye'nin dediği o yönden doğru hatırda kalma konusunda. Ama özellikle bence gelecekte dönüp baktığımız zaman tek tek ele almaktansa MCU genel olarak üzerine konuşulacak bir şey mi olacak gibi geliyor bana. Ya aralarından çıkmayı başaranlar var tabii ki. Arasından hani Iron Man, Aha. Winter Soldier ama evet işte onu demeye çalışıyorum. Ha, Bir tabii. bütün aslında kendisi. Aha. O zaman yavaştan toparlayalım. 1,5 saati de geçtik. Ya biz sevdik Captain Tam Marvel kararında kısacası. oldu. Hani Ben sevdik güzeldi. Yani izlemenizi tavsiye ederiz. Ben ben mesela ikinci kere aha. gideceğim. Ben 2 kere izledim bu arada. Ha işte. Yani ve ikinci izleyişte şey de hoşuma gitti benim. Scrollların filmin başında ele alışları aslında twist'in sonrasındakini halleriyle çatışmıyor. Evet, daha Çelişmiyor. mantıklı oluyor hatta. Evet. O yönden de hoşuma gitti benim. Onu İkinci izleyişte böyle bir yeni bir perspektif de sunuyor film. şeyde yaşamışım ben. The Good Place'in hani ilk sezonunu 2 kere Evet. izleyince Aha. hani her şey çok daha Ya mantıklı bu olmaya başlamıştı. iyi twist'in etkisi de odur aslında. Ya mesela bir twist'in beklenilmemiş olması bence onu çok fazla kaliteli yapmaz. Ne kadar mantığa oturuyor olması onu kaliteli yapar. Yani en azından benim Ya için. bence ikisi de. Ya çünkü ha, o şeyi dengeyi tutturmak lazım. Ha, çok bariz olmadığı sürece bence twist'in ana amacı daha önce yaşanan şeyleri çöpe atmaması olması gerekiyor. Neyse bu Bu biraz daha ayrı derin bir konu podcast da. konusu. Evet, ayrı bir podcast konusu. Yani Neyse, şey. iyi olması gerektiği kadar iyi olan Evet, diyelim. yeterli bir film. Yeterli. Beklediğimden iyiydi benim.
O zaman kapatalım yavaştan. Kapatalım. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram'da varız. Onun haricinde podcastlerimizi site üzerinden, iTunes üzerinden ve şimdi artık Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yay! Evet, artık Spotify'da da varız. Çok bekliyordunuz, çok sordunuz. Podcastlerimizle alakalı hani soru ve görüşlerinizi lütfen belirtin. Sizlerden geri bildirim almak bizleri mutlu eder. Beğendiğiniz yönler, beğenmediğiniz yönler, şöyle olsa daha mı iyi olurdu acaba şeklinde önerileriniz varsa lütfen belirtin sosyal medya hesaplarımızdan. Ya her türlü geri dönüş işe yarar sonuçta, çünkü bunu sizin için yapıyoruz bir bakıma da. O yüzden tabii ki. Tabii. Her türlü geri dönüşe açıkçası açığız. Ama yani ne gerizekalıca konuşan falan tarzında olmuyoruz. Öyle de olabilir bence yani. Yani o da bir feedback. Yani bir yorum bence bir... alt metni yani şey olması lazım, bir amacı olması. Sadece eleştirmek için eleştirmek olmuyor. Neyse. O da ayrı bir podcast konusu tekrardan. Yok, ben dinleyici kitlemizin öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum zaten. Birlikte olacağını düşünüyorum. Peki, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman Geekstra.com. Geekstra.com. Geekstra.com.